Merhaba Teknonet izleyenleri. Bu videomuzda Android telefondan iOS'a geçiş yaparken en büyük sıkıntılardan bir tanesi WhatsApp yedeklerinizi aktarmak. Genellikle bunu üçüncü parti yazılımlarla birlikte yapılıyordu ücretli olarak. Ancak son gelen iOS'a taşı uygulamasının güncellemesi ve WhatsApp'ın beta sürümüyle birlikte artık yeni yeni WhatsApp yedeklerinizi otomatik olarak artık aktarabileceğiz. Bunun için WhatsApp beta'nın son sürümüne ihtiyacınız var. Son sürüm mevcut olması gerekiyor. iOS'a taşı uygulaması çok stabil çalışmıyor zaten. Bunun için ekran zaman aşımınızı tamamen kapatın veya en yüksek dakikaya alın. WhatsApp'ın son sürümünü yükledikten sonra biz iOS'a taşı uygulamasını açıyoruz ve Android'deki verileri taşı diyoruz. Android'den taşı sürdür. Android'de de sürdür diyoruz. Kodu yazıyoruz. Ve şu anda sadece WhatsApp'ı ben başlatacağım. Sonrasında diğerlerini başlatacağım. Herhangi bir aksaklık olmaması için daha sağlıklı olması açısından şu anda sohbetler hazırlanıyor. Bitmek üzere diyor. İleri diyoruz. 895 MB'lık WhatsApp sohbetleri aktarıldı. Sürdür diyoruz ve işlem başladı. Burada herhangi bir ekran zaman aşımını ayarlayamadığımız için buna dokunacağız bu şekilde. Çünkü burada da risk almak istemiyorum. Bunun için ortalama 5 dakika diyor. Bakalım 5 dakika sonrasında eksiksiz bir şekilde taşıma işlemini gerçekleştirecek mi? Ek olarak bu işlemleri yapmanız için iPhone'unuzu tamamen sıfırlamanız lazım. Yani yeni bir kurulum gerçekleştirirken bu işlemleri gerçekleştiriyoruz. Bunun da altını çizelim. Evet, şu anda aktarım tamamlandı. Sürdür diyoruz. Burada da bitti diyoruz. Android telefonda şu anda işlemimiz bitti. Ben direkt olarak iPhone'un kurulumunu gerçekleştiriyorum. WhatsApp yediğini eksiksiz bir şekilde taşıdığımı taşımadığımı bunu gözlemlemek için Android telefondaki sim kartını iPhone'a takacağız. Sim kartını taktık. WhatsApp'ı açtık. Telefon numarasını gireceğiz. Sohbetleri Android'den taşıyın. Sohbet geçmişinizi bu telefondan taşımak için başlat düğmesine dokunun diyor. Başlat diyoruz. İzin gerekiyor. Tüm uygulamalara izin ver. Ve içeri aktarılma başladı. Sohbet geçmişi iPhone'a taşındı. İleri. Evet, gördüğünüz gibi bütün WhatsApp sohbet geçmişi direkt olarak Android'den iPhone'a taşınmış oldu. Yani bu resmi yöntemle sizler de Android'den iPhone'a verilerinizi bu şekilde aktarabilirsiniz. Evet, Android'den iPhone'a WhatsApp yedeğimizi taşıdık. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Buna benzer videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.